Gazeteciler, televizyoncular işimizle çok fazla vakit ayırıyoruz ve başka şeylere, belki ailemize de istediğimiz kadar vakit ayıramıyoruz ama işimizin arkasına sığınıyoruz. Yanlış mı yapıyoruz biraz? Ne diyorsunuz? Yani bence biraz yanlış yapıyoruz ama insan beyni çok hızlıdır. Mesela şu anda sen hem bana soru sorarken hem beni dinlerken aynı anda İngiltere'ye 10 kez zihnin gidip gelebiliyor. Dolayısıyla sen şu anda bu programda bile çocuklarını düşünebiliyorsan düşünmüş oluyorsun ve o şeyi temeli güçlendirmiş oluyorsun. Evet. Bir de işin dışında sizin meraklarınızdan bir tanesinin otomobiller olduğunu biliyorduk. Bugün de gördük. Gittik sizin tarihi diyebileceğimiz klasik otomobillerinizi gezdik. Biraz onlara dokunduk hatta. Gerçekten dünya standartlarında bir koleksiyon gibi duruyor. İşin doğrusu bu konuda Öyle de çok ciddi olacak, bilgim doğru. yok ama sanki öyle Öyle de duruyor. olacak. Dünyanın en sanayi dünyasının en önemli ürünü otomobillerdir. Bu yani bütün dünyanın Siz kabul de ettiği bir galiba bir şey. otomobil fabrikası kurma gibi bir Ben hayaliniz vardı sanki çok. evet yani böyle bir hayalim vardı. Küçükken çamurdan yüzlerce araba yapıyordum. Belki kolay olsun diye damı açık yapardım. Sonra lise yıllarında bu daha da bir süslendi zihnim. İşte yaptığım arabaların kullanıcısı bayanlar olacak. O dönemler hep uzun saçın moda olduğu dönemdi. Uçuşan Saçlar. saçların uçuştuğu arabanın kullanıldığını hayalimle süslerdim. Onun önemi var doğru. Yani onun bir uzantısı olarak görünmekle beraber sadece o boyuttan değil. Tarih çok önemlidir. Eski çok önemlidir. Geriyi hiç mekiklemeden bir adım ileri gitmemek gerekir. Klasik hep bildiğimiz tarih çok önemlidir. Tarihi iyi bilmemiz gerekir. Tarihi hakikaten çok iyi bilmek gerekir. Eski arabalara dokunmak tarihi hep bilinç üstüne çıkartmak demektir. Ben üniversitede sadece işte hurdalıktan bir arabayı bugün fabrikadan üretilmiş gibi yapmaktayım. İyi bir ekibim var, 6 kişilik bir ekibim var ama sadece onu yapmıyorum. Üniversitede mutlaka dikkatinizi çekmiştir taş işçiliği. O 6 kişilik öyle bir ekip de vardır. Onların Sizin bütün galiba işi hiç o. vazgeçemediğiniz birkaç ekibiniz var. Bir taş işçiliği ekibi, bir Evet, otomobillerle ilgilenen bir de ekibiniz, bahçe işi. bir de bahçe işi Evet. mi? Bunlar hiç sizin Evet, bunlar vazgeçemedikleriniz. olmazsa olmayan şeylerdir. Evet. Evet. Otomobilleri dünyanın değişik yerlerinde mi toparladınız ya da Yani toparlamaya devam genelde ediyorsunuz? şeyden yani Kıbrıs Ama galiba Amerikan otomobilleri de da vardı. var. Evet. Evet. Şöyle bir hediefiniz de var diye biliyorum. Şu an Yani dünyada en büyük bir 50 tane koleksiyon var. olsun istiyorum. 150'ye çıkarmayı Evet. planlıyorsunuz galiba. Evet, Bunun evet. için ya satın Yani almalar mı sadece planlıyorsunuz? yani şeyi çok eski alıp bunu yeni şekle sokabiliyorsunuz. Yani o şeyi önemli olan yani çok inanarak ve inancım öyle. Bir kere toplumlar yaratılmış değerin peşine koştukları sürece hep zayıflamaya mahkum olurlar. Ancak toplumlar kendileri değer yaratırsa zenginleşmiş olurlar. Bir çok iyi onarılmış bir arabayı en klasik şekliyle Tarifleyebilirim. tarif edecek olursam siz hazır yapılmış bir şeyi alma yerine siz kendiniz onu o değere ulaştırırsanız asıl zenginlik odur. Burada üniversitenin bütününe de baktığımızda yaratılmış bir değerin peşine değil bir değeri yaratmış olduk. Asıl zenginlik toplumların zenginliği bence budur. Zengin daha zengin. Toplumun daha da zengin olması, yaratılmış değerin peşine koşma değil, Yeni değerler kendinizin oluşturabilmektir. yaratmasıdır.